Şimdi arkadaşlar. Ben de konuşayım o zaman. Milletin aklıyla alay etmeyin. Tamam ben de konuşayım. Bakın şu anda davaları devam eden arkadaşların sözleşmelerindeki kadroları neydi? Programcı, çözümleyici, tekniker. Ben hangi kadroları istiyorum? Çocuk gelişimcisi, veteriner, tercüman, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi. Yahu akıl var, mantık var. Bu adamlar mahkemeden dönse bile çocuk eğiticisi kadrosuna mı girecek bunlar? Hayır. Zaten geri kadroları baki, kadroları var. Yine programcı olacak, yine tekniker olacak. Ne alakası var ya? Belediye sizin aklınıza alay mı ediyorsunuz ya? Arkadaşlar sizi ciddiyete davet ediyorum. Yıl başkan biz sizi ciddiyete davet ediyoruz. Ben kreş açmaya çalışıyorum. Ben buraya öğretmen alacağım. Şu anda, şu eğitici alacağım. Ya bir kadro vermiyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına yapmayın bunu. Bunun davalarla ne ilgisi var? Ben programcı kadro açmıyorum tekrar. Ben tekniker açmıyorum arkadaşlar. Veteriner alacağım arkadaşlar. Veteriner. Bir sürü sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu var bu kentin ya. Müdürlüğü kurdurmuyorsunuz. Kadro vermiyorsunuz. Ne istiyorsunuz siz? Ne istiyorsunuz? Siz bu İzmit'le revamı görüyorsunuz ya. Siz ne istiyorsunuz arkadaşlar? Derdiniz ne sizin? Derdiniz ne? Neden çalıştırmıyorsunuz beni? Beni neden çalıştırmıyorsunuz arkadaşlar? Bu kadar da değil ya. Bu kadar da değil. Böyle keyfi davranamazsınız. Böyle keyfi davranamazsınız. Böyle keyfi davranamazsınız. Keyfisiniz. Bu insanlara reva değil. Herkes varmadı. Allah'ın aşkına ya. Yeter dilimde tüylük tutarım yeter ya. Dilimde tüylük arkadaşlar. Allah Allah. Yeter ya. Ya bu nedir böyle? Tevkiyle ikisine gelmezsiniz. Gelirsiniz kabul etmezsiniz. Bu nedir ya? Ne istiyoruz arkadaşlar? Hırsızlık mı yapıyoruz? Hırsızlık mı yapıyoruz? Belediyeyi mi satıyoruz? Nedir ya? Ya istihdam yaratıyoruz arkadaşlar. İstihdam yaratıyoruz ya. Bir tane sorayım. Allah Allah. Sana mı soracağım? Tamam. Sizden onları da... Sen kardeşin alırken sordun mu millete? Sayın başkan. Sordun mu millete? Sayın başkan. Arkadaşlar babamızın malını vermiyoruz. Sonuçta belediyenin malı. Kaldı ki biz valilikle bu konuda anlaşmışız. Hiçbir sorun yok. Bunu vali bey de takip ediyor ve bir an önce çözülmesiyle alakalı. Kaldı ki belediyenin bu kadar borcu var. Bu borçları ben yapmadım. Siz yaptınız bu borçları. Dolayısıyla bu borçları varken, dururken bedavaya bizim, ya karşılığında da para istemiyoruz sonuçta. Biz anlaştık. Onlar bize bir projemizin yapılabilmesi için bir yer tahsis edecek. Biz de onlara yerimizi tahsis edeceğiz. Değiş tokuş yapıyoruz. Bu kadar basit. Bunu zorlayacak, bunu böyle bir çıkmaza sokacak. Kaldı ki sizden bir ricam var. Sayın komisyon üyeleri, sayın meclis üyeleri. Bakın yanlış yaptığınız bir şey var. Kendinizi yürütmenin yerine koyuyorsunuz. Siz yürütme değilsiniz. Yürütmenin başı benim. Seçilmiş belediye başkanı olarak yürütmenin başı benim. Komisyon üyeleri sanki tamamen icra kuruluymuş gibi, tamamen sizin kararlarınız kusura bakmayın ama sadece mütalaa niteliğindedir. Mütalaanın ötesine geçemez. Komisyonlar gönderilmeyen konular hakkında karar alıyor. Bu doğru değil. Sayıştay'a takılırsınız, yargılanırsınız. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Göndermediğin konu hakkında nasıl karar alıyorsunuz arkadaşlar? Ya evet dersiniz ya hayır dersiniz. Ya uygundur dersiniz ya değildir dersiniz. Siz durup dururken yani kalkıp da hiç talebi olmayan bir konuda kendinizi yürütmenin yerine nasıl koyuyorsunuz? Sayın başkanım, başkanım karar verin. Yani doğru değil. Yapılan yoklama neticesinde şu anda meclisimizde 17 benle birlikte 17 kişinin olduğu tespit edilmiştir. Bildiğiniz üzere meclisimizin total meclis üyesi sayısı toplamda 37'dir. Toplantı yeter sayımız meclisimizin salt çoğunluğudur. Yani yarıdan bir fazla toplamda 19 olması gerekiyor. Ne yazık ki şu anda sayımız 17. Dolayısıyla toplantı yeter sayımız bulunmamakta. Kendilerimizden grup odası istemişlerdi. Biz de kendilerine gerçekten özellikle çalışma arkadaşlarımızın müthiş bir titizliğiyle hem MHP grubuna hem AK Parti grubuna ayrı ayrı odalar ayarladılar. Hafta sonu dahi sağ olsun arkadaşlarımız çok çaba harcadı. Hafta sonu dahi temizliğinden masasına sandalyesine çok güzel iki tane oda sağladılar. Ama aldığımız bilgiye göre Cumhur İttifakı üyelerimiz bu odalarını beğenmemişler ve bugün meclisi protesto ediyorlarmış. Çok şaşırdım, çok üzüldüm.
İzmit adına üzüldüm. Bu resmen skandal. Bu resmen görevi kötüye kullanmak. Bu resmen insanların aklıyla dalga geçmek. Bu meclisin itibarına gölge düşürmek. Burası yüce bir meclistir. Yerelin meclisidir. Ve bütün İzmit dileri oylarıyla bana hizmet et diye gönderdiği meclis üyelerinin mesai alanıdır, çalışma alanıdır. Ve bizim hepimizin seçilmiş insanlar olarak görevimiz İzmit'e hizmet etmek, İzmitlilere hizmet etmek. Çözülmesi gereken bir sürü sorun var. Çözülmesi gereken o kadar çok problemi var ki İzmit'in. 15 senedir yapılmayan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bütün engellemelerine rağmen, bütün önümüze serdikleri, çektikleri duvarlara rağmen iş üretmeye çalışıyoruz, hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ama gelin görün, arkadaşlarda bir naz, bir niyaz, bir oda beğenmemek için Cedid gibi önemli bir konuyu 4 yıldır AK Parti'nin, 4 yıldır AK Parti'nin çözmediği, oradaki insanları bile bile mağdur ettiği, oradaki insanları bugün deprem gerçeği var, hocalar uyarıyor, dün panelimizde yine çok önemli hocalarımız söylediler. Olası bir İstanbul depreminde burada yerle bir olacak bir sürü yerimiz var ve Cedid ne yazık ki keşmekeş olmuş ve bugün Cedid'i konuşacağız. Halk süt üreticiyi, tüketiciyi desteklemek amaçlı 10 aydır uğraştığımız bir proje. Halk sütü konuşacağız. Hayvan sorunu var. İnsanlara sürekli hayvanlar saldırıyor. Hayvanların yine sağlık sorunları var, sokak hayvanların. Bunun için veteriner işleri müdürlüğü kurulması gerekiyor. Bunları konuşacağız. Kreşlerimiz çok önemli. 15 yıldır tek başına iktidarda olan parti bir tane kreş açmadı bu kente. İnsanlarımız ne yazık ki çalışma hayatından, kadınlarımız bu yüzden ayrı düşüyor. Biz insanların hayatını kolaylaştıralım diyoruz. Ekonomik koşullarını iyileştirelim diyoruz. Bugün kadro ihtisasını konuşacağız. Kreşlerde çalıştırılmak üzere yetenekli insanlara ihtiyacımız var. Öğretmenler, hem istihdam yaratacağız. Bugün bunları konuşacağız. Bir sürü konumuz var aslında. Atladığım başka konu var mı bilmiyorum gündemimizde. O kadar önemli konular var ama Cumhur İttifakı üyelerinin bugün sırf bir oda için yaptığı şu protesto, meclise gelmemeleri, meclisi önemsememeleri, İzmit'i ve İzmitlileri önemsememeleri, hizmet etmeyelim de başarısız olalım diye var güçleriyle bizleri engellemeleri kabul edilebilir bir şey değil. Göreve geldiğimiz günden beri hala hazımsızlık devam ediyor. Hala kaybetmeyi hazmedemediler ve hala olumlu yapıcı muhalefet yerine engelleyici, sürekli önümüze set çeken ve sürekli bu meclisin ve İzmit'in bütün yetkili kurumlarına ne yazık ki gölge düşüren ve arkadaşlarıma da hafta sonu dahil mesai yapan, çalışan, onlar için çalışan arkadaşlarımın da emeğine hakaret saydığı bir hareketle bugün karşı karşıyayız. Çok üzgünüm. İzmit adına üzgünüm. Bu meclis adına üzgünüm. Ve AK Partilileri, MHP'li arkadaşları buradan millet adına, milletimiz adına kınıyorum. Ve hepsini, bizim bir sloganımız vardı, milletçe alkışlıyoruz diye. Evet, milletçe alkışı gerçekten hak ediyorlar. Ha böyle yaptıkları sürece de biz de millete şikayet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmet için çalışıyoruz. Onlar hizmeti engellemek için çalışıyor. Varsınlar, engellemeye çalışsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bize, bu millete hizmet etmekten alıkoyamayacaklar. Bu araç kiralamalarla ilgili de kısaca hem milletimiz bilgilensin. Ne yazık ki araç satın almayla ilgili yeterli destek vermediğinizden dolayı araçlarımızın bir kısmını tabii ki kiralamakla kiralamak zorundayız. Yanlış bir bilgilendirme kamuoyunda olmaması açısından. Çünkü şöyle haberler de çıkıyor. Hani satın alınıyordu. Hepsini satın alamıyoruz. 27 milyon ne yazık ki yetmiyor bütün araç ihtiyacımızı karşılamaya. Miktar konusunda da meclis grubumuz bize tam yetki vermediğinden dolayı bir kısmını mecburen kiralayarak devam etmek zorundayız. Onun talebi, bilginiz olsun, bu vesileyle bilgi aktarayım.